Ahmet Arıman, o doğduğunda takvimler 27 Kasım 1955'i gösteriyordu. İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldi. 7 yaşındayken Bakırköy'e taşındılar ve Ahmet 40 yıl boyunca aynı semtte ikamet etti. Arıman küçük yaştan itibaren müzikle ilgileniyordu. Babasının Almanya'dan getirdiği melodika sayesinde tanışmıştı müzikle. Daha sonra org çalmayı öğrenmek istedi ve bunun için eğitim aldı. Babası oğlunun ilgisini ve yeteneğini görünce Ahmet'e org hediye etti. 1970'li yılların başında orkestra çalışmalarına başladı. Bunu da kendi imkanlarıyla yaptı aslında. Hey dergisine "Orkçuyum, iş arıyorum" diye ilan verdi. Bir süre sonra bir telefon aldı. Artık birlikte çalışacağı bir orkestrası vardı. Çıktıkları bir turne sırasında Münir Özkul'la tanıştı. Turne dönüşü Özkul, Ahmet'i ofise çağırdı ve Ahmet orada Hababam sınıfında oynayacağını, Hayta İsmail karakterine hayat vereceğini öğrendi. Zira Ertem Eğilmez, Hayta İsmail rolü için uygun birini bulamamıştı ve Münir Özkul, Ahmet Arıman'ı önermişti ona. Arıman bu rolle milyonların sevgilisi olmayı başardı. Hababam sınıfı serisinde Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Kemal Sunal ve Şener Şen gibi Türk sinemasının önemli isimleriyle birlikte kamera karşısına geçti. Bu onun için büyük bir şanstı. Hababam sınıfı filmlerinin neden bu kadar çok sevildiğini anlatan Ahmet Arıman bir röportajında filmin bu kadar çok sevilmesinin birçok etkeni var. Bunlardan biri de hikayenin çok güzel olması. Ayrıca kadronun da müthiş oyuncularla kurulu olması başka bir etken. En başta da Kemal Sunal etkeni var. Kemal Sunal'sız bir Hababam düşünülemez. Bu film bize maddi olarak değil ama manevi olarak çok büyük katkı sağlamıştır. Biz amatör oyunculardık. Böyle bir yapıtta yer almak inanılmaz bir duygu. Tarif edilemez, insanı gururlandırıyor. İlk çekilen sahnem kedinin sıraların altına kaçma sahnesiydi. Askere serinin 3. filminde gittim. Arada izne gelirken çektik o sahneyi mesela. Gerçektir o sahne. Ertem abi Ahmet izinden gelince uğrasın, elbisesini getirsin, not bıraksınlar eve demiş. Ben de aldım gittim. Meğer benim için böyle bir sahne yapmışlar. O insanlar başka bir jenerasyon. O insanlar öyle insanlardı işte ifadelerini kullandı. Sonrasında Bizim Aile, Gülen Gözler, Neşeli Günler ve Sultan gibi Yeşilçam sinemasının önemli yapımlarında rol aldı. İlerleyen yıllarda da oyunculuk kariyerine devam eden sanatçı, İkinci Bahar, Hayal Köy, Koçum Benim, Büyük Buluşma, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Galip Derviş, Kertenkele, Poyraz Karayel gibi dizilerde oynadı. Türk müzisyen ve sinema oyuncusu olan Ahmet Arıman müzik kariyerine de devam etti. Çeşitli lokallerde müzisyenlik yaptı. Yıllar önce bir evlilik yapan sanatçı 1999'da boşanmıştı. Bu evliliğinden iki kızı oldu. Ünlü oyuncu 2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük olan 23 yaşındaki Kader Kaynak'la nikah masasına oturdu. Öyle ki Ahmet Arıman kayınvalidesinden 22 yaş büyüktü. Hababam günleri oluyordu arada ve 2016 yılında bu etkinliğe Kader Hanım çocuğuyla birlikte gelmişti. Ahmet Bey'le de orada tanıştılar. Kader Hanım Tuncay ve Teoman'la birlikte fotoğraflar çektirdi. Daha sonra da Ahmet Arıman'ı Facebook'tan ekleyip mesajlar attı. Birbirlerini beğenmişlerdi. Tanıştıklarında Kader Hanım resmi olarak evliydi. Ancak Ahmet Arıman'ın bu evlilikten haberi yoktu. Kader Hanım'ın eski eşi Ahmet Arıman'ı yuvasını yıkmakla suçluyordu. Annesi ise Ahmet Bey'i kesinlikle onaylamıyor. Hatta bu yüzden Kader Hanım'ın çocuğunu yanında tutuyor, asla vermeyeceğini söylüyordu. Ünlü oyuncu Posta'dan Canan Danyıldız'a verdiği röportajda bu yaşananlarla ilgili şunları söylemişti. Sabah mesaj, akşam mesaj, aramalar. Üstelik de kaprisli, kıskanç. 2 dakika geç yaz, neredeydin, niye yanıt vermedin diye kızıyor. Birkaç kez engelledim, arama dedim. Sonra bir gün buluşmaya karar verdik. Vay ne güzel kız diye etkileniyorum. Bir iki yemek yiyeceğiz, o kadar sanıyorum. Yanında çocuğuyla geldi buluşmaya. Çocuğu kucağıma aldım, ağlar mı diye sordum. Kaderi bu çok etkilemiş. Ona yaşlı gelmedim. Öyle olsa giderdi. Ben bekar adamım. Görüştüğüm kadınlar vardı tabii. Kadere ilk görüşte aşık olmadım. Ne güzel kız dedim. O da içinden ne iyi adam. Tam aile babası diye geçirmiş. Kadın gece yarısı beni arıyor, fotoğraflar atıyor, mesaj çekiyor. Evli olsa bunu yapabilir mi? Ben boşanmadıklarını, mahkemenin sürdüğünü 1,5 ay sonra öğrendim.
Benimle görüştüğünde de annesinin evindeydi zaten. Ben başkasının karısına asılacak bir adam değilim. Kadere kızdım tabii. O sırada eski kocası aradı. Selamun aleyküm. Ben 256 tane dua biliyorum dedi. Şaşırdım. Bu ne demek şimdi? Tehdide bak. Polisle geldi bir gün evime. Karısını kaçırmışım güya. Baktım bunlar boşanmamış, yuvalarını tekrar toparlasınlar diye eski eşine akıl verdim. Kıza çiçek al, yemeğe çıkar dedim. Sen kızı eve kapat, odaya kilitle, tecavüz et. Kıza saldırmış, dengesiz, bana büyücü diyor. Ne anlarım o işlerden? Eski kocası kötü, ailesi kötü. Eşimin annesi çok sorunlu bir kadın. İkide bir kızı sokağa atıyordu. Kız beni arıyor, gel beni al, nereye gideceğim diyor. Ben kaderci bir insanım, rüzgar nereye götürürse. Aslında Kader Hanım ilk evliliğini de evlendirme programlarından birine seyirci olarak gittiğinde tanıştığı biriyle yapmıştı ve evliliğinde şiddet gördüğünü söylüyordu. Kader Hanım Ahmet Bey ile tanıştıktan kısa bir süre sonra eşinden boşandı. Kim ne derse desin mutlulardı. Ahmet Bey'in söylediğine göre tam bir ev kadınıymış. Ama yine de evlenirken evlilik sözleşmesi yaptılar. Çünkü Ahmet Bey'in kızları belki senden bir şey koparmak istiyordur, çok genç demişlerdi. Kader Hanım da itiraz etmeden imzaladı sözleşmeyi. Zira sevdiği adamın kızlarıyla arası iyi değildi. Aynı röportajda bu durumu şöyle anlatmıştı ünlü sanatçı. Araları yok, sadece büyük kızım nikaha geldi. O da kaderin hatası, çocukluğu. Daha kızlarımla tanıştırmadan onları oradan buradan eklemiş. Ben babanızın sevgilisiyim, evleneceğiz diye yazmış. Kavga ettiğimizde de alın babanızı başınıza çalın diyordu. Çekingenim falan ama ha babam sınıflıyım sonuçta. Abilerim Münir Özkul, Halit Akçatepe gibi genç kadın aldım. Geleneği bozmadım. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ahmet Arıman, Ersin Demirel'in 2013 yılında Fenerbahçe dergisi için yapmış olduğu röportajda şunları söylemişti. Doğuştan Fenerbahçeliyim diyebiliriz. Çevremizdeki herkes Fenerbahçeliydi. Abimle birlikte maçlara giderdik. Gide gele o coşkuyu yoğun bir şekilde yaşamaya başladım. Gerek günlük hayatımda, gerekse sinema serüvenimde hemen hemen herkes Fenerbahçeliydi. Bu da ayrı bir güzellikti. Rahmetli Ertem Eğilmez hasta Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe yenilmişse ve ertesi gün çekim varsa barut gibi olurdu. Sette çıt çıkmazdı. Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Bacaksız Tuncay Akça, Ayşen Guruda, Müjde Ar, Sevda Aktolga, ha babamın oyuncu kadrosunun yarısından fazlası da Fenerbahçeliydi. Sevgili Kartal Tibet Beşiktaşlıydı. Adından da belli olduğu gibi. Fenerbahçe deyince aklıma ilk aşk, bağlılık, vatan sevgisi ve Atatürk geliyor. Atatürk sevdalısıyım ve Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe sevgisinde Atatürk sevgisinin de büyük bir yer kapladığını düşünüyorum. Bu yüzden Fenerbahçe formasının özel olduğunu düşünüyorum ve formamızı giyen her kardeşimden onun asaletine uygun davranmasını bekliyorum. Acısıyla tatlısıyla bir Ahmet Arıman geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.